Azerbaycan, biz Yunan'la harp ederken bu işte son perde Azerbaycan'dır. Biz Yunan'la harp ederken bizi madden desteklemek için şu dergiyi çıkardı. Bakın. Kardeş kömegi. Yani kardeş yardımı. Burada Osmanlı bir ceylan, yaralı. Kurtlar saldırmış. Bununla para topladılar. Ne kadar topladılar, ne kadar gönderdiler malum değildir. Hint Müslümanlarının parası gibi birinin cebine girmiştir o da. Belli değil. Ama bu Yunan'la harp eden Türkiye'ye yardım için Azerbaycan'ın başlattığı bir propagandanın dergisidir. Kardeş kömegi. Ceylan Osmanlı'dır. Kurtlar da saldırıyor Yunan vesaire. Biz ne yaptık? Bizim idarecilerimiz ne yaptı? Komünizmi şirin göstermek için Rusya'dan Yeşil Ordu diye bir ordu gelecek, bize yardım edecek diye bir propaganda başlattılar. Ankara'da Komünist Partisi kurdular. Bazı milletvekilleri kalpakların üzerine orak çekici işlediler. Çok kısa söyleyeceğim, vakit yok. Bu engamda Bolşevik ihtilalinden sonra komünistler Çarlık devrini emperyalist olmakla itham ederek işgal ettikleri memleketlere istiklal verdiler. Ermenistan müstakil oldu, Azerbaycan müstakil oldu, Buhara müstakil oldu vesaire. Bu müstakil cumhuriyetleri Denikin ordularıyla kavgalarını, yani Çarlık taraftarı Rus ordularıyla meselelerini halledip ayaklarını sağlama basınca yeniden toplamaya başladılar. Azerbaycan'ın hududuna 10. 11. kol ordularını dayadılar. Azerbaycan, nereye geçiyorsun? Enver Paşa'nın kardeşi Halit Paşa. Mustafa Kemal'in iddiasına göre Mustafa Kemal'in kendisine çektiği telgraflar üzerine Azerbaycan parlamentosuna gitti. Bu orduların sizden bir aldık vereceği yok. Bunlar bize yardıma gidiyorlar. Hudutları açın geçsin dedi. Azerler, kardeşlerimize kömek mi gidiyor? Buyursun geçsin dedi. Ruslar girdiler. Azerbaycan'da 3 gün katliam, yağma, taş üstünde taş bırakmadılar. Azerbaycan'ı yeniden esir ettiler. Biz Azerbaycan'ı Ruslara peşkeş çektik. Ne için? Kemal Paşa Rusya'dan bir yardım bekliyordu. Gerçekten bundan 1,5 sene sonra da o yardım alındı. Ne kadar? 4,5 milyon ruble altın, 40 bin piyade tüfeği. Azerbaycan'ı da bu yardım mukabilinde sattık. Batum'u da bu yardım mukabilinde sattık. Sattık. Bunun adı budur. Para aldık. Halkın reyiyle bize geçen Batum'dan vazgeçtik. 21 Moskova Anlaşması'yla. Halkın reyiyle Batum bize geçmiştir. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde 4 tane Batum milletvekili vardır. 66 senesinde ben Sarıklı Mücahitleri yazarken biri İlmiye'dendi, Ali Rıza Acar'a. Sarıklı müderris. Onunla röportaj yaptım. Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda görebilirsiniz. Batum da bu yardım mukabilinde verildi. 4 tane milletvekili göndermiş birinci meclise. Bolşevikler İktidara geçince bizimle Brest-Litovsk muhadesini yaptılar. Batum'u, Kars'ı ve Ardahan'ı terk ettiler. 78-93 harbinde geçmişti onlar. 40 sene sonra. Ermeniler kabullenmedi bu işi. Kazım Karabekir harben girdi. Gümrü muhadesini yaptı.
Ermenilere kabul ettirdi Batum'un bize gelmez, bize kalmasını. Bir de böyle geçti. Gene 40 yıl çıkardılar. Bir plebisit yapıldı. Plebisit de Türkiye'nin lehine çıktı. Böyle bir yeri. Mustafa Kemal Paşa diyor ki zabıttan kitaba koydum. Zabıttan. Meclis zaptından. Beni bilen bilir ki ben asla delilsiz konuşmam. Meclis zaptından. Bizim Azerilere verdiğimiz garantiyle, teşvikimiz, teyidimiz, müzaharetimiz sayesinde Ruslar Azerbaycan'a girdiler ve burasını suhuletle işgal ettiler diyor. Ağzıyla mecliste bunu söylüyor. Gene hazır bir zihnime bir hatıra hücum etti, onun söyleyeyim de bitireyim şu işi. Biz böyle ihanetlere maruz kalmışız. Halbuki ben size hocalık katliamında Azerbaycan'daki Ermeni meselesinde anlatırım diye düşünüyordum. Ama bu acı hakikati Azerbaycan'ın istiklaline biz kıydık maalesef. Halil Paşa bir gün Rıza Nuri'nin beraber Ankara'ya giderlerken sana çok sövüyor Azerbaycanlılar. Biz kendimizi müdafaa edecektik, bizi kandırdı. Açlık hududu işgale uğradık diyorlar. Aa ben onu kendiliğimden yapmadım ki, bana Mustafa Kemal Paşa emretti demiş. İnanmam dedim diyor. Dedi ki Ankara'ya gidiyoruz. Gel evime sana telgraflarını göstereyim. Fakat hacet yok. Mustafa Kemal'in zabıttan sözlerini koydum kitaba. Koydum. Diyecek ki siyaset yardıma ihtiyacım vardı. Denize düşen sen kardeşine ihanet ediyorsun. Müslüman bir topluluğu tekrar komünizmi idaresi aldı. Neymiş? Müsavat hükümeti İngilizlere mümaşaatlık yapmaktaymış. Halbuki komünistlerin tekrar kendisini yutmasından korktuğu için o gün İngilizler komünizmin bir numaralı düşmanı. Çünkü Karl Marx diyor ki ilk defa komünist ihtilali İngiltere'de olacak. O gün sanayinin birinci devleti İngiltere. İşçi emeğinin en fazla istismar edildiği yerde işçi ihtilali tabii olarak zuhur eder diyor. Bu da İngiltere'de olacak diyor. Ondan dolayı İngilizler düşman. İngilizlerden bir destek alırım diye Müsavat hükümeti, Müsavat Partisi hükümeti İngiliz taraftarlığı yapıyormuş. Güya Mustafa Kemal İngiliz'e karşı da İngiliz taraftarlığı yaptığı için ben onları böyle kurban ettim demek istiyor. Kitap çıkınca okursunuz zabıttan. Buraya da zaptla getirdim ama şimdi vakit yok. Netice şu. Bir şiirle söyleyeyim size. Na ehil olur. Muarızı ehil. Na ehil olur. Muarızı ehil. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Şahsiyetli adamın da düşmanı olur. Şahsiyetli, başarılı milletin de düşmanı olur. Biz büyük bir milletiz. Üstelik ümmetin lideriyiz. Bu Anadolu Müslümanı bu ümmetin lideridir. Yerimizi kimse dolduramamıştır. Hala ümit Türkiye'dedir. Hala. Nerede ki bir Müslümana sorarsan, beklenti Türkiye'dendir. Türkiye'de üst üste iki taş koymak İslamiyet'in kazancı itibariyle. Üst üste iki taş koymak, topyekun Suriye'yi kurtarmaktan daha mühim. Çünkü kalp hastayken başka uzuvların sağlamlığı beş kuruş etmez. Türkiye ya kalp, ya da beyin mesabesindedir. Bu tarihin bize geçtiği bir roldür. Tarihte bu başarıyı elde eden başka bir millet yok. 1400 yıllık İslam tarihinin 1000 yılında biz lideriz. Kimse kimseye bunu ihsan etmez. İngiltere iftihar ediyordu. Maverai'ye Paul, Britanya İmparatorluğu. Okyanuslar ötesi Britanya İmparatorluğu 100 sene sürmedi. Rusya dünyayı yutmaya kalkıyordu.
80 senede çöktü. Erken bunamaya uğradı. Biz bu işi 1000 yıl diyorduk. 300-350 sene Selçuklu, 600-650 sene Osmanlı, 1000 yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Daha ileri bile gidebilirsin. Abbasilerin ordusu kamilen Türk'tür. Samarra şehrini Halife Mutasım Türkler için kurmuştur ki Arap'la evlenmesin. Cengaverlikleri bozulur. Şehvetli Arap kadınları bu milletin cengaverliğini bozar diye. Bunu yapan bir Arap. Abbasi halifesi. Liderlik kimseye, kimse tarafından bahşedilmez. O şahsi kabiliyetle ve Allah'ın takdiriyle alınır. Hiç kimse bizim yerimizi dolduramamıştır. Bunun manası Allah yerimize tayin yapmadı. Tayin yapmadı. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyorsunuz da her oluş izinledir. Allah'ın izni varit olmadan ağaçtan yaprak düşmez. Müslümanların ilmi marifettir. Çünkü her oluşta beşeri iradeye ilaveten Allah'ın muradı ilahiyesini ve irade-i ilahiyesinin varlığını kabuldür. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayrı da şerri de Allah yapar değildir. Hayır da şer de Allah'ın müsaadesiyledir. O Halik sıfatıyla tecelli etmeden hiçbir şey olmaz. İsteyip de yapamadığınız işler kadere ademi tevafuk sebebiyledir. Bunu böyle düşündüğüne göre birçok adam da bizim Şerif Hüseyin'de bizim yerimizi işgal etmek istedi. Mısır'da Kral Faruk'ta işgal etmek istedi. Kaddafi bile heveslendi İslam alemin liderliğine. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir netice olmadı. Allah sahibi için o yeri boş bekletiyor. Ve o yeri doldurma istikametindeki bir gelişme de bu millette tecelli etmiştir. Süryani bir reis cumhurdan sonra ehli tarik bir reis-i cumhur, arkasından imam hatipli bir reis-i cumhur. Kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm. Bu milletteki düzelmeyi gösteriyor. Barometre gibi. Millet düzeldikçe yukarıya da daha hayırlısı geliyor. Bunların arkasından da daha hayırlısı gelecek. Sıkıştığı zaman Gazi Mustafa Kemal Paşa demeyecek. Belki aksin diyecek. O günler yakındır. Siz gençsiniz, görürsünüz. Benim de kerametlerimi unutmayın. Boşa gitmesin. Kaç sene evvel. Çok uzağa gitmeyin. Fethullah parti kuracak dedim. Dünkü Akit demiş ki Kadir Bey'in dediği çıktı. En büyük yanlışı yaptı. Dönülmez bir yolda. İflas mukadder. Ve izâ câel kaderu ve amyel basar. Kader geldi mi göz kör olur. Kalp gözü zaten kördü. Akıl gözü de kör oldu. Allah ıslah etsin. Allah-u Azimüşşan milletimize eski celadetini, eski şerefini, eski itibarını Ankara'yı bu zaman lütfen ve keremen iade buyursun. Amin. O şerefli, o izzetli mevkiin geri gelişinde bizlere de birer hizmet nasip etsin. Amin. Allah-u Azimüşşan hepinizin buraya gelmek için attığınız her adım mukabilinde. Nasıl ki her camide, namaz kıldığınız camide bir kere huzuru ilahiye kabul olacaksınız. Her adım mukabilinde de nimetlerin en büyüğü olan Cemalullah ile size ikram olursun. Amin. Allah nesillerimizi kıyamete kadar küfür murdarından masun afat buyursun. Amin. İman üzere ifka eylesin. Amin. Bu nimeti imanı yerinin bize kadar intikalinde hizmeti geçmiş olanların
cümlesinin ruhlarını şadan o andan eylesin. Amin. Makamlarını âli eylesin. Amin. Bizleri de onların himmetlerini nasip müyesser eylesin. Lillahi el-Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.